Uçuş görevlisi Nancy Ludwig, 18 Şubat 91 akşamı Detroit'in Romulus banliyösüne vardığında geçmişte sayısız kez yaptığı gibi doğruca yakındaki bir otele gitmişti. Northwest Hava Yolları'nda 15 yıl boyunca çalışmış olması sebebiyle artık bu rutini çok iyi biliyordu. Çantalarını toplayıp kendisini geceyi geçireceği otele götürecek olan servis aracına bindiğinde son uçuşunu tamamladığının farkında değildi. Sessiz Gece YouTube kanalının Tozlu Dosyalar serisi başlıyor. İyi seyirler. Bir son dakika yedeği olan 41 yaşındaki kadının o pazar çalışması planlanmamıştı. Görev çağırdığında hiç düşünmeden Las Vegas'tan Detroit'e uçmayı kabul etmişti. Ekip çalışmasının önemini benimsemiş olan Nancy, sıkıştığınızda yardım edeceğine her zaman güvenilen bir personeldi. O gece yaşananlar bir gizem perdesinin ardında gizleniyor olsa da Nancy'nin artık kullanılmayan Hilton Airport ine akşam saat 9'da giriş yaptığı ve en son 3. kattaki odasına çıkarken görüldüğü biliniyordu. Resmi listeye son dakika eklendiğinden ismi orada yazılı değildi ve ertesi sabah Detroit'ten kalkacak uçağa yetişemediğinde kimse onu aramaya gelmemişti. Pazartesi günü öğleden sonra saat 1'de otelin temizlik personelinden biri 354 numaralı odanın kapısını açtığında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Odanın ortasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yerde yatan bir kadın vardı. Otel yönetimi hemen polisi alarma geçirdi ve polis birkaç dakika içinde olay yerine geldi. Odanın Nancy Ludwig isimli bir kadın adına kayıtlı olduğunu öğrendikten sonra önceki gece yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Cansız beden üzerinde yapılan incelemede, ellerinde derin yaralarda dahil olmak üzere hayatı için mücadele verdiğini gösteren çok sayıda kesici alet yarası tespit edilmişti. Bu kesici alet ile defalarca yaralanmasının yanı sıra kadının yüzünde ve gövdesinin üst kısmında sırf kendisine aşırı acı çektirmek amacıyla yapıldığı anlaşılan çok sayıda yüzeysel yaralar vardı. Otopsi sonucunda vahşi bir istismara maruz kaldıktan sonra boğazının bir kulaktan diğer kulağa kadar yaralandığı tespit edilmişti. Daha da üzücü olan şey ise Nancy'nin hayatını kaybettikten sonra ikinci kez istismara uğramış olmasının tespit edilmesiydi. Olay yerini inceleyen dedektiflerin tespitine göre saldırgan işi bittiğinde bütün dikkatini delilleri ortadan kaldırmaya odaklamıştı. Kendisine ait her türlü izi yok etmek için kadının cansız bedenini ıslak bir bezle silmişti. Daha sonra aynı bez ile üzerine sıçrayan lekeleri de temizlemişti. İlginç bir şekilde olay yerinden kaçarken kadının giysileri, mücevherleri, kimliği ve valizi de dahil olmak üzere eşyalarını yanına almaya özen göstermiş olmasına rağmen kana bulanmış bezi banyo lavabosunun üzerinde bırakmıştı. Dedektifler, şimdi olmasa bile teknolojinin kendilerini katile götürecek biyolojik kanıtları toplamalarına izin vereceği zamanı beklemek üzere bu çok değerli kanıtı poşetleyerek tozlu raflara kaldırmışlardı. O günün ilerleyen saatlerinde kadının eşi Art Ludwig yetkililerden bir telefon aldı. Telefonda korkunç bir şey olduğu ve mümkün olduğunca çabuk bir şekilde Detroit'e gelmesi gerektiği söylenmişti. Çok geçmeden 13 yıllık karısının otel odasında cansız olarak bulunduğunu öğrenen adam, dava ilerlemeden önce biricik eşinin kimliğini kesin olarak tespit etmek için teşhis işlemini yapmak zorunda kalmıştı. Müfettişler ilk dakikadan itibaren zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmışlardı.
havaalanı oteline her an binlerce insan girip çıktığı için şüphelilerin listesini daraltmak pek kolay olmayacaktı. Misafirler, çalışanlar, bakım görevlileri ve göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda başka kişi varken, güvenlik eksikliği sebebiyle sokaktan geçen herhangi birinin günün veya gecenin herhangi bir saatinde istediği gibi girip çıkma şansına sahip olması, suçluyu bulma şanslarını iyice zora sokmaktaydı. Yine de her şeye rağmen hem Nancy hem de gelecekte ortaya çıkabilecek masum kurbanları bu yaratıktan kurtarmak için denemek zorundaydılar. Trajediyi öğrendikten sonra bir uçuş görevlisi arkadaşı ortaya çıkarak o karanlık gecede Nancy ile servise birlikte bindiğini söyledi. Kadının söylediğine göre minibüste 40 yaşlarında ve itici tavırlarıyla onu rahatsız eden üçüncü bir yolcu daha vardı. Oturacak birçok boş yer olmasına rağmen adamın özellikle kadının yanına oturduğunu hatırlıyordu. Bu yeterince tuhaf değilmiş gibi adam havaalanından ayrılıp otele varana kadar gözlerini Nancy'den ayırmamıştı. Adam tanık üzerinde öyle bir etki bırakmıştı ki onu polise tarif edebilmiş, polis de kadının anlattığı eşkali hem halka hem de komşu kolluk kuvvetlerine dağıtmıştı. Tüm çabalara rağmen adamın kimliği ya da yeri tespit edilememişti. Bir başka noktada dedektifler, o gece otelin otoparkında bulunan tanıklardan, saat 10'u çeyrek geçe civarında, bir adamın Kuzeybatı Hava Yolları'na ait birkaç valizi, bir Monte Carlo araca yüklediğini gördüklerini öğrenmişlerdi. O anda tam olarak ne olduğunu anlayamamış olsalar da adamda bir gariplik sezmişlerdi. Adamın iyi niyetli olmadığını düşünerek görünüşü ve kullandığı aracın modeliyle ilgili zihinsel notlar almışlardı. Onların yardımıyla bir polis ressamı varlığını çok rahatsız edici buldukları adamın bir robot resmini çizmişti. Bu kesinlikle umut verici bir ipucu olsa da sonuçta geçerli bir şüpheli ortaya çıkaramamıştı. Kriminal testler henüz emekleme aşamasındayken dedektifler davayı eski usul ayak işleriyle çözmek durumundaydı. Zaman ilerledikçe Nancy'nin korkunç bir saldırı ile hayatını kaybettiği gece kaldığı otelle bağlantısı olan 20 bin kadar kişinin isimlerini derlemekle uğraşıyorlardı. O günün şartları göz önüne alındığında bunun zorlu bir görev olduğunu söylemenin oldukça hafif kalacağını bilmemizde fayda var. Süreç oldukça yavaş bir şekilde ilerlese de ellerinde olanlarla yapabileceklerinin en iyisini yapmışlardı. Arada bir, gelecek vadeden bir kişi ortaya çıkıyor, ancak şüpheli aklanıyor ve onları olayın en başına geri döndürüyordu. Sadece yakınların ve tanıyanların çektiği acılarla kimse farkına varmadan haftalar ve aylar görünürde bir tutuklama olmadan yıllara dönüşmüştü. Karısının vahşice hayatının sonlandırılmasının üzerinden geçen 5 uzun yıl sonra Art Ludwig, Margaret Abbey adlı bir üniversite profesörünün oğlu tarafından aranmıştı. Detroit'e yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Flint, Michigan'da yaşayan Margaret, 9 Kasım 86'da evinde istismara uğramış ve kesici bir aletle hayatı sonlandırılmış olarak bulunmuştu. Katil, arkasını temizlemeye özen göstermiş olsa da banyo lavabosundaki musluğun üzerinde tek bir parmak izi bırakmıştı. Arayan adam, Nancy'nin olayını okuduktan sonra hem onun hem de annesinin bir seri katilin kurbanı olduğu sonucuna varmıştı. Nancy'nin eşi, tuttuğu notlarını karşılaştırdıktan sonra Romulus polisiyle temasa geçmiş ve onlara bu yeni bilgiyi vermişti. Araştırmayı kabul etmelerine rağmen iki olay arasında doğrudan bir ilişki bulunamadığından bu iki olayın aynı adamın işi olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktu. Takip edilecek somut bir ipucu olmadığından her iki davada gün geçtikçe tozlanmaya devam ediyordu. Neyse ki ufukta bu dosyaların tozlarını temizleyecek, kurbanların ruhlarını huzura kavuşturacak yeni gelişmeler vardı.
2002 yılında faili meçhul dosyaları yeniden değerlendiren dedektifler, Margaret Abbey'nin banyosunda bulunan parmak izini ulusal veri tabanında aramaya karar verdiler. Bu sayede beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalmışlardı. Parmak izi 39 yaşındaki Jeffrey Wayne Gorton'la eşleşiyordu. 80'lerde Florida'da birkaç kadını takip edip kafalarının arkasına vurduğu için tutuklanmıştı. Yere düştüklerinde kıyafetlerini yırtıp iç çamaşırlarını çalıyordu. Kadınlar çığlık attıklarında ise çaldığı bu eşyalar ile kaçıyordu. Sanırım mahkeme başkanı yaptığı şeyin küçük bir şey olduğunu düşünerek bu adamın daha büyük ve kötü şeyler yapacağını öngöremeden küçük bir kefalet bedeliyle serbest bırakılmasına vesile olmuştu. Gorton, donanmada görev yaparken ilk eşi ve oğluyla birlikte Orlando'da bir karavan parkında yaşıyordu. Mahalledeki bazı komşuları Gorton'un birkaç kez ortak çamaşırhaneden kadın iç çamaşırı çalarken yakalandığını söylüyorlardı. Davranışları öylesine kontrolden çıkmıştı ki, kötü sözler ile birlikte aşağılayıcı bakışlara maruz kalan ailesi kalacak başka bir yer bulmak zorunda kalmıştı. Zıvanadan çıkıp donanmadaki bir kadının evine girip saldırması, bardağı taşıran son damla olmuş, bu saldırısı sebebiyle tekrar tutuklanmıştı. Daha önce kefalet bedeliyle serbest bırakıldığı için bu sefer tutuklanması gerekiyordu ve hakim sadece 4 yıl ceza almasını uygun gördü. Hepinizin tahmin edebileceği gibi bu küçücük cezanın hepsini yatmamış, 2 yıldan daha kısa bir sürede sokaklara geri dönmüştü. Bu süre içerisinde eşi akıllıca bir hareketle boşanma davası açmış ve bu sorunlu adamla bağlarını etkili bir şekilde koparmıştı. 85'te serbest bırakıldıktan sonra Gorton eşyalarını toplayıp Michigan'a taşındı. Burada ailesine ait olan ve Margaret Abbey'nin kiraladığı eve de hizmet veren yağmurlama şirketinde çalışmaya başlamıştı. Gorton, işe başladıktan 7 ay sonra Margaret kendi evinde istismara uğrayıp hayatı sonlandırılmış olarak bulunmuştu. Kadınlara karşı gösterdiği sağlıksız tutumları nedeniyle iş arkadaşları tarafından sapık amca lakabıyla anılmasına rağmen ikinci kez evlenip yeni eşi Sandra'dan iki çocuk sahibi olmuştu. Bu birliktelikte tıpkı ilki gibi adamın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Parmak izi eşleşmesi, Gorton'un Abbey'nin evinde bulunduğunu gösterse de, dedektiflerin suçlama yapabilmesi için daha fazlasına ihtiyacı vardı. Nancy Ludwig'in istismar edilip hayatının sonlandırılması olayının da Gorton tarafından gerçekleştirildiğini düşünen yetkililer, DNA örneği almak amacıyla yeni buldukları şüpheliyi takip etmeye başlamışlardı. Onu çocuklarıyla pizza yediği bir buz pateni pistine kadar takip ettikten sonra adamın kullandığı içecek bardağını bir kanıt olarak almışlardı. Bardağın kenarından alınan tükürük, kriminal ekip tarafından analiz edildiğinde bardağın birden fazla kişi tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Dedektifleri sevindiren haber ise bu kişilerden biri olan Gorton'un Nancy Ludwig olayını gerçekleştiren kişi olduğuydu. Bu güçlü delile dayanarak bir yargıç dedektiflere Gorton'un evi için arama izni verdi. Ekipler içeride birçoğu ilk sahibinin adı ve fiziksel tanımıyla etiketlenmiş yüzlerce kadına ait iç çamaşırı bulmuşlardı. Ayrıca Gorton'un çeşitli kadın iç çamaşırlarını kendisi giyerek modellik yaptığını gösteren bir kutu video kasette bulunmuştu. Polis tarafından sorgulandığında herhangi bir suça karışmadığını söyleyerek her şeyi reddediyordu. Doğruyu söyleyemediği için Margaret Abbey'nin banyosuna ayak bastığını inkar etmiş, böylece parmak izinin banyo musluğunda bulunması gerçeğinden kolayca sıyrıldığını düşünmüştü. Parmak izi ve DNA kanıtlarıyla yüzleştiğinde masumiyet beyanlarına sıkı sıkıya sarılsa da Wayne bölge savcısı bunu yutmamıştı. İki olayın birbiriyle bağlantılı olduğundan emin olan bölge savcısı, Gorton'u resmi olarak Nancy Ludwig ve Margaret Abbey'nin
istismar ve hayatlarının sonlandırılması ile suçlamıştı. 2004 yılının Eylül ayında Jeffrey Gorton, Nancy Ludwig olayı ile ilgili olarak istismar ve birinci derece cinayet suçlarından hüküm giydi. Başka bir duruşmadan vazgeçmeyi tercih eden Gorton, Margaret Abbey olayında suçlu olduğunu kabul etmişti. Günümüzde halen şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasını çekmeye devam etmektedir. Mahkeme sırasında orada bulunanlar, Gorton'un Nancy Ludwig'e çarpıcı bir benzerlik gösteren bir jüri üyesine takılıp kaldığını not etmişlerdi. Gözlerini ayıramayan Gorton, duruşma boyunca ona bakmış ve kendi çıkarları söz konusu olduğunda bile normal davranamayacağını kanıtlamıştı. Suçların nasıl işlendiğine gelince detayları anlatmamış olsa da Margaret Abbey'nin evine kilitli olmayan bir kapıdan girdiğine inanılıyor. 55 yaşındaki ufak tefek kadını etkisiz hale getirdikten sonra ona istismarda bulunmuş, ardından da defalarca yaraladıktan sonra boğazına derin bir yara açmıştı. Sonrasında banyo lavabosunda ellerini, yüzünü yıkamış, bu esnada kendisini suçla ilişkilendirecek olan tek parmak izini bırakmıştı. Nancy'nin davasında dedektifler Gorton'un olay gecesi 3. kattaki merdiven boşluğunda pusuya yatmış olduğunu tahmin ediyorlardı. Güzel uçuş görevlisinin odanın kapısını açtığını görünce dışarı fırlamış ve onu kesici bir alet zoruyla içeri sokmuştu. Ağzına bir tıkaç yerleştirdikten ve iş yerinden çaldığı bir ip ile ellerini bağladıktan sonra bu sadık eşe ve 3 çocuk annesi bu kadına istismarda bulunmuş, işkence etmiş ve nihayetinde hayatını sonlandırmıştı. Servis yolculuğu sırasında Nancy'ye gözünü diken adamın korkutucu davranışlarının talihsiz bir tesadüften başka bir şey olmadığı da ortaya çıkmıştı. Olay endişe verici olsa da adamın sadece çarpıcı uçuş görevlisine olan ilgisini gizleyemeyen bir yol arkadaşı olduğu anlaşılmıştı. Gorton'un artık bir daha çıkamamak üzere parmaklıklar ardında olmasıyla birlikte kurbanlarının aileleri, değer verdikleri insanların canını alan canavarın artık bir tehdit olmadığını bilerek biraz olsun huzur bulabilmişlerdi. Emniyet yetkilileri sonuçtan memnun olmakla birlikte Margaret Abbey ve Nancy Ludwig'in buzdağının sadece görünen kısmı olduğu konusunda bir fikir birliğine sahip. Geçmişi ve sapkın dürtülerini kontrol edememesi göz önünde bulundurulduğunda, kurban listesinin bu yaratık dışında kimsenin bilemeyeceği kadar kabarık olmasından korkuyorlar. Ne yazık ki hüküm giydiği olayların detaylarını vermeyi ısrarla reddettiği için sadece teoride var olanları bir kenara bırakırsak, itiraf etme ihtimali yok denecek kadar az. Vicdan azabı çekip kendisi itirafta bulunmadığı sürece gerçek büyük olasılıkla onunla birlikte ölecek. Sonuç olarak Jeffrey Gorton tarafından istismara uğrayıp hayatı sonlandırılan kaç tane daha masum kadın olduğunu asla bilemeyeceğiz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.